İyi akşamlar, Moda TV'den tekrar buluştuk. Cuma akşamları gerçekten Sivil Toplumun Sesi programında sizlerle birlikte olmak için bu programı düzenledik. Tabii ki bu programın öncelikle amacına geçmeden önce gara şehitlerimiz var. Bu vatan için, vatanın sınırları dışarısında gerçekten bu vatanın huzuru için canlarını günlere sahir, aylara sahir, yıllara sahir siper ederek bekleyen evlatlarımızı maalesef kahpece, kurşunlarla şehit ettiler. Ve bu operasyonda aynı zamanda 3 tane de Bordo Bereli askerimiz de şehit oldu operasyon sırasında. Ben buradan gerçekten öncelikle çok kıymetli, eli öpülesili ailelerimizin ellerinden öperek başsağlığı diliyorum. Evlatlarına başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Tüm e, Türkiye Cumhuriyeti milletimizin Başı sağ olsun diliyorum ve programımıza baş sağlığıyla başlamak istiyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu gök kubbe var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bunu herkesin bilmesinde buradan belirtmek istiyorum. Gerçekten programımızın amacı sivil toplumun sesi. Neden sivil toplumun sesi? Bir memlekette, bir ilçede, bir ilde bir ülkede gerçekten gizli kahramanlar vardır ve bu insanlar aslında bu fedakarlıklarını, bu hizmetlerini memleketi için, ilçesi için, köyü için, kasabası için, evi için gizli olarak yaparlar ve ifşa olmayanlar vardır, ifşa edilenler vardır. Biz burada özellikle gündeme getirmek, özellikle hizmetlerden bahsetmek, mücadelelerden bahsetmek için sivil toplumun sesine kulak vermek istedik. Ben de bir sivil toplum örgütü başkanı olarak gerçekten fedakarane çalışıyoruz. Memleketimiz için fikirler üretiyoruz. Sorunlarımızın çözümü noktasında çözüm odaklı eleştiriler yapıyoruz. Ve şuna inanıyorum ben bir sivil toplum derneği başkanı olarak. Bizim kuruluş amacımız tamamen çözüm odaklı sorunların belirlenmesi ve ortaya koyulmasıdır. Şehrimizi yönetenlerin biz aslında gizli kahramanlarıyız. Bunu bizi yönetenler, bizi idare edenler, etki ve yetki sahipleri dilleriyle söylemese de biz buradan yüksek sesle söylüyoruz ki gerçekten bu şehrin gizli hizmetkarları, gizli kahramanları <laughs> sivil toplum kuruluşları, derneklerimizdir. Ve tabii ki bütün dernekleri ben bu kapsamın içine almak istemiyorum. Çünkü dernek kurmak sadece tabela asmak değil. Hatta tabelayı asmadan dernek başkanı statüsüyle sokakta gezenler var. Aslında sözlerimin çoğu onlara. Çünkü bu fedakarlığı yaparken onları da harekete geçirmek istiyoruz. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum ki bir söz söylemek isteyen varsa buradan her zaman ekranlarımız, programımız açık olarak onları burada ağırlayacağımızı da samimiyetle belirtmek istiyorum. Şimdi özellikle bu akşam çok kıymetli bir başkanımızı ağırlıyoruz burada. Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilcisi ve aynı zamanda Teknikerler Derneği Ordu İl Başkanı, çok kıymetli Ünye sevdalısı, Ünye'li hemşerimiz, dostumuz, arkadaşımız ve gerçekten hizmetlerine yapıcı yaklaşımlarla yaklaşan ve biraz sonra da konuşacağız. Musa Kıranlı Başkanımız bizim bu akşamki konuğumuz. Ben öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çağdaş toplumlar örgütlü toplumlardır. Bir toplumda ne kadar çok sivil toplum kuruluşu varsa o toplum o kadar çok hak sahibi olur. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bugün bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Cahit Sırkı Tarancı'nın bir sözüyle selamlamak istiyorum. Memleket isterim. Ne zengin ne fakir ne sen ben fark olsun. Bu kış mevsiminde herkesin bir evi, barkı olsun. Herkesin sofrasında sıcak bir çorbası olsun diyerek Moda TV aracılığıyla bizleri izleyen, dinleyenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş bulduk diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sayın Musa Başkanımıza gerçekten güzel sözlü başlangıcıyla, hoş sohbetiyle de ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam özellikle Musa Başkanımızın temsil ettiği ve mücadelesini verdiği Teknikerler Birliği'nin aynı zamanda ne yaptığı, neden kurulduğu ile ilgili bir söyleşide bulunacağız. Ve sonrasında da Musa Başkanımın gerçek kimliği benim gözümde Ünye Sevdalılığından sohbetimize devam edeceğiz. Ben bu arada Facebook üzerinden interaktif bir yayın olduğu için bizi izleyenleri de selamlamak ve vakitlerini ayırdıkları için de onlarla merhabalaşmak istiyorum. Gerçekten Mehmet Kızaklı ustamız Kazakistan'dan bize her akşam her programda takip ediyor. Biz de buradan Kazakistan'a Ünye'nin adını yazdıya, yazdıran Mehmet Kızaklı ustamıza selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Nurgül Kocaköz hayırlı akşamlar iyi yayınlar dilemiş teşekkür ediyoruz. Kazım Doğan Bey, Yakup Şahin Bey hayırlı akşamlar demiş çok teşekkür ederiz. İbrahim Sobi abim iyi yayınlar demiş teşekkür ediyorum. Mehmet Kızaklı Ustamız gerçekten baş sağlığı ve acıyı paylaşıyor uzaklardan kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum Sayın Başkanım. Buyurun. Türkiye Teknikerler Birliği yani adında gerçekten teknik bir isim var ve bunun bir açılımı olmalı. Bu anlamda bu birliği kurmak ve bu derneği kurmaktaki amacınız neydi? Bir ülke üreterek zenginleşir, tüketerek değil teknikerler de e, lise öğrenimi sonrasında 2 e, yıl, 3 yıl, 4 yıl e, teknik üniversite, teknik eğitim e, gören arkadaşların olduğu e, ünvan olan tekniker ünvanına sahip eğitimli kişilerdir. E, nitelikli insanların oluşturduğu toplumların çözemeyeceği sorun, ulaşamayacağı hedef yoktur. Öncelikle bu arkadaşlarımız üniversite teknik eğitim alıyorlar, ama maalesef e, aldıkları eğitim e, yeterli görülmeyip sahada tüm e, her taşın altında memleketin kalkılması için tarım, ziraat, e, teknoloji, hayvancılık, e, inşaat, yapı sektörü, otomobil 160 farklı branşta meslek eğitim alıyorlar, sahada çalışıyorlar, bütün işleri yapıyorlar hem masa başında beyin ile hem de sahada bedenen çalışıyorlar ancak maalesef e, üzülerek ifade ediyorum bu arkadaşların e, yaptıkları işi kendi yaptıkları işinde bir imza etkisi yok e, kendilerinden iki yıl bir yıl daha fazla eğitim alan mimar mühendis veya bir üst seviye arkadaşların e, ellerine muhtaç oluyorlar e, bu nedenle Bizde e, Türkiye'de şu anda e, 4 milyonun üzerinde Tekniker mezun Tekniker arkadaşlarımız var Dediğim gibi 160 branşta e, Bunları bir çatı altında Toplayıp haklarımızı daha iyi almak e, Savunmak Birlikte e, tanışmak e, Kaynaşmak için e, Bu arkadaşları bir arada Toplamak için 1999 yılında e, Ankara'da Birkaç derneğin Fes edilerekten birleşmesiyle Türkiye Tekkeler Birliği kuruldu. Ee, 1999 yılı e, 2012 yılında da e, benim çalışmalarımı bireysel çalışmalarımı fark eden e, Ankara Genel Merkezimiz e, şahsımı davet ederek e, ordu e, bu teknikerlerin orduda bir oluşumu yoktu 49 ilde. E, şubesi vardı. Orada yoktu. Bu da üzücüydü. E, bir büyük şehirde tekiler Tekkiler Birliği'nin temsilinin olmaması. E, bu davetten memnuniyet duydum e, ve katıldım. E, ve 2012 yılında e, Türkiye Tekkiler Birliği Ordu İl Temsil olarak görevlendirdim. E, bu çalışmalarımız e, sonrasında faaliyetlerimizde çok e, takdirle karşılandım. Hatta gerek Ünye'de bir belediye başkanımız ve çoğu yerdeki üst düzey kişiler şöyle bir ifade de kullandılar. E, Musa Başkan e, senin gibi tüm, tüm ildeki tekniker dernekleri böyle çalışsa sizin e, sorunuz çözülür kalmaz dediler. Evet e, ben de buna katılıyorum. Gerçekten sizin de başta ifade ettiğiniz gibi biz e, bulunduğumuz ee, makamda, koltukta e, değer kazanmak için değil, oraya kendimizde olan maddi, manevi tüm birikimlerimizi, bilgilerimizi e, o makama, o koltuğa değer katmak için bulunuyoruz. E, var gücümüzle gece günüz demeden çalışıyoruz. E, 2012-2019 yılında da biz aynı zamanda e, Türkiye devletini tanıyan e, hukuka uyan yasalarla e, idare ediliyoruz. E, hiç bu zamanki mücadelemiz, hiç bir zaman mücadelemizde hukuk dışına çıkmadık. Yasaların bizleri tanımış olduğu aldığımız eğitimle ki diplomalarımızı iş yapmaya çalıştık. E, ancak 2019 yılında e, İçişleri Bakanlığı'nın bir yönergesiyle e, yine bunu ilk uygulayan da e, biziz. Bu mevcut e, STK'lardaki derneklerin adında olan birlik, cemiyet e, ve bazı e, bu tür ünvanların e, kaldırılması anda, tebliğ e. edildi. E, biz de bunu 2019 yılında e, yaptığımız, biz her yıl e, bir ilde, farklı ilde başkanlar toplantısı yapıyoruz. Ben de bu e, kurullarda e, ordumuzu, ünyemizi, teknikleri temsil ediyorum. E, Ekim ayında, 2019 Ekim ayında yaptığımız Başkanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın STK'lar üzerine yapmış olduğu yönerge gereği e, Teknikler Birliği'nden Teknikler Birliği kelimesini kaldırdık. E, amacımız aslında baktığımızda biz bir mesleki e, toplum topluluğuz. E, buradan asıl amacımız e, bu mesleki nasıl ki anayasamızın 105. maddesi. Hemen hemen her mesleğin bir odası olması zorunluluğu var. Ee, ancak e, hemen hemen her mesleğin bir mesleki odası varken maalesef 4 milyon mezun sayısı olan e, her yılda 100 bin 200 bin mezun gençlerimiz olan bir meslek topluluğunun e, oda kurulmasına izin verilmedi. Mecliste birbirine bir kanun teklifi verildi. Ancak e, bu e, olumlu sonuçlanmadı. Sonuçsuz yani olumsuz olmadı. Öyle bekliyor. E, bu nedenle biz birlik kelimesini kaldırıp e, bir yeni STK e, yönetmeni göre federasyon ve konfederasyon olma karar verdik. E, ve e, 49 tane ilde bulunan Türkiye Tekkeler Birliği e, fes edilerekten her il adına adının, il adı olan derneklerini kurdu. Ve bu derneğin de il başkanı sizsiniz. İl başkanı. Siz. Şu anda evet. il başkanı olarak göre yapıyorum. Tabii işimiz çok zor. Çünkü biz STK'lar zaten adı üzerine sivil toplum kuruluşu. Her fikren hiçbir ayrım yapmaksızın her düşünen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla demokrasinin gerçek olduğu, yaşandığı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları. Biz de ordumuzda 19 ilçemizdeki arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Şu anda e, Akkuş, e, İkizce, Çaybaşı, e, Ünye olmak üzere, Fatsa da içinde olmak üzere ilçe temsilcilerimizi görevlendirdik, tespit ettik, seçtik. E, Üyelerimizde de yapıyoruz. Amacımız e, tabii 2020 yılında aslında biz federasyonu da kuracaktık. Ama malum hepimizin yaşadığı e, bir salgın sürecinde bundan biz de etkilendik faaliyetlerimizi ara vermek durumunda kaldık. Çünkü toplumun ve e, bizlerin sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla 2020 yılını boş geçmedik aslında e, ama fed, planımızı federasyon kurmayı kuramadık. Ama 2021 yılı inşallah hem ülkemiz için hem de teknikler için bir atılım yılı olacaktır. 2001 yılında inşallah salgın sürecini atlatıp e, şu anda ilk olarak biz buna hazırız. Karadeniz bölgesi olarak 5 tane ilimizde derneğimiz var. Çünkü federasyon olması için 5 tane derneğin olması gerekiyor. Bu 5 dernek birleşeceğiz. Ve inşallah 2021 yılında bir ilki gerçekleştireceğiz. Karadeniz Teknikler Federasyonu kuracağız. Son akabinde de 3 tane daha bölge federasyonu kurduktan sonra Türkiye Teknikerler Komodasyonu kurarak çalışmalarımıza, ülkemizin kalkınmasına, üretmesi için hizmetlerine devam edeceğiz. Evet gerçekten açıklamalarınızda yapmış olduğunuz söylemlerinizde aslında ülkenin dinamosu diyeceğimiz bir ekibe sahipsiniz. Aynen öyle evet. Ve maalesef kanun nezdinde ve birlik anlamında da kabulünün az olduğunu görüyoruz. İnşallah dediğiniz gibi federasyon ve konfederasyon tabii ki ülkemizi yönetenlerin muhataplığı anlamında ciddi bir mevki oluyor ve gerçekten de sizin sorunlarınızı inşallah siz de bir federasyon başkanı olarak görmeyi de bir üniyeli olarak, bir dost olarak buradan arzu ettiğimi de belirtmek istiyorum. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi zaten teknikerlerle alakalı hep söylemlerinizde biz de özellikle takip ediyoruz. Biz de sektör anlamında gerçekten özellikle bu pandemi sürecinde, tabii sizler sahanın dışında da çalışma imkanına sahipsiniz ama biz sahanın tamamen içinde olduğumuz için özellikle turizm sektörü tamamen kapanan bir sektör oldu. Ve bu pandemiden Yüzdeye vurduğumuz zaman yüzde %90-95 oranında etkilenen, olumsuz etkilenen bir sektör olduk. Bu anlamda hükümetimiz gerçekten çok ciddi atılımlar yapıyor ama bunu bir dernek başkanı olarak biz sahaya yansımasını maalesef göremiyoruz. Çünkü özellikle Karadeniz bölgesi bu anlamda sektörel anlamda bakir olduğu gibi destekler anlamında da bakir bir memleket. Ve inşallah sesimizi hem duyacaklar hem de göreceklerine inanıyorum. Ben şimdi burada aslında sizin teknik personel ve teknik temsilcilik anlamında ziyade daha da uzaklara gitmek istiyorum şu anlamda. Sorunlarla ilgili konuştuk, kuruluş amacınızla ilgili konuştuk. Ama sizin benim nezdimde ve bir ünyeli olarak ünyelilerin de nezdinde çok daha kıymetli bir özelliğiniz var Musa Başkanım. Bu da bana göre şu. Ünyemizin ve ilimizin sorunları anlamında hemen kulak kabartabilen, yani hemen sorunlara çözüm noktasında tepki verebilen ve doğrunun yanında da ilk duranlardan olarak görüyoruz sizi hep birlikte. Bu anlamda gerçekten özellikle ben buradan ünümüzün yaklaşık 40 yıldır beklediği çok ciddi bir üretecek potansiyele sahip olacak OCBS ile ilgili daha dün çok ciddi bir önemli bir imza atıldı. Ben buradan o imzada bulunan başta Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine gerçekten çok teşekkür ediyorum ve bu imzanın atılmasında emeği geçen ve bu imzanın atılmasına gelen süreçte 40 yıllık süreçte başlangıcından bugüne gelen burada hiç kimseyi ayırmamak lazım. Ben sadece buradaki ayırma sebebim üç kişiyi imzanın başında olan insanlar olarak ayırmak istiyorum ve tarihe bir imza attılar. Ben buradan kendilerini gerçekten tebrik ediyorum her insana nasip olmayacak bir tarihe tanıklık etmiş oldular ve imzalarını koymuş oldular. İnşallah bu proje ihalesinin, altyapı projesi ihalesinin bitmesi, inşallah ilk fırsatta da hayata geçmesiyle, kazmanın vurulmasıyla Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin Killik Bölgesi dediğimiz Çaybaşı Sapağı tarafında başlayacağına daha da ümitlendik. Ama ben aslında bir turizmci olarak Sayın Başkanım sizin de fikrinizi almak istiyorum. E, Şöyle bir şehir şehirlerin insani yaşam kalitesini arttıracak dokunuşlar vardır. Ve bu ilk nereden başladı? Küçük sanayi sitesi kurularak başlandı. Ve küçük sanayi sitelerin kurulma amacı da neydi? Şehirde parçalı bulunan ve insan hayatının kalitesini düşürecek ses, Olumsuzluk görüntü diyor, ve evet. trafik kirliliği yaratan, olumsuzlukları yaratan sektörleri bir çatı altında, bir alan içinde toplamaktı ve çok doğru bir hamleydi. Evet. Ve çok da güzel bir oluşum oldu. Bunu ben Ünye'nin daha da büyüttüğümüz zaman organize sanayi bölgesi mesela şu an çok şükür imza atıldı ve kazma vurulacak. Şunu bekliyoruz biz turizmciler olarak. Bunu bir başkasının ben beklemiyorum diyecek olanın da her zaman karşısında olacağımı ben buradan özellikle söylemek istiyorum. Organize sanayi bölgesi yapıldığında Gerçekten turizm şehri resmi kimliği olan bir şehirde yaşıyoruz. Yani bizi yönetenlerin etki ve yetki noktasında olan insanların bu kimliği sürekli ilk madde olarak kafalarında bulundurmalarını da istiyorum. Neden? Çünkü organize sanayi bölgesi yapıldığında doğu yakasından başlayarak güzel yalı bölgemizde, cevizlere havzamızda, batı yakamızda ve aynı zamanda da kuzey yakamızda bulunan, güney yakamızda bulunan, parçalı organize sanayi oluşmuş büyük sanayilerimiz bu organize sanayi bölgesine taşınmayacaksa, ben bunun doğru bir organize hamle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şunu diyebilirler, ya yeni yatırımcı gelmeyince istihdam artmaz. Zaten organize sanayinin birinci öncelikli amacı parçalı sanayiyi toplamak ve ikinci en büyük amacı da yeni üretim alanları, yeni fabrikalar açmak ve orada yeni, fabrika olumları, oluşumları oluşturup yeni istihdam sağlamak, yani insanlarımızın çalışacağı ortamlar oluşturmak ve çok güzel bir şey söylediniz başkanım, üretmek. Şimdi ben buradan tekrar ediyorum ve bunu da her zaman söyleyeceğim. Organize sanayi imzamızı ben özellikle Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanımızı ve Ticaret Odası Başkanımızın sadece normal bir imza atmadığını ve tarihe imza düştüklerini ve bunu da yüksek sesle takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Evet. Ama aynı takdiri bunun yönetim noktasında organize sanayinin gerçekten sahaya yansıması anlamında da etrafta parçalı bulunan ve ünyemizin gelişmesini engelleyen, görüntüsünü kirleten ve insani yaşam kalitesinde olumsuzluklar oluşan parçalı sanayiyi de Yavaş yavaş toparlanması anlamında da bir hamle yapmalarını beklediğimi de belirtmek istiyorum. Evet. Bu anlamda ben niye bu konuyu açtım Başkanım? Sizin bu ve benzeri hamlelerde ve gelişmelerde şehrin dinamiklerinin kıymetli taşlarının oynamasında çok güzel bir gardınızı alıyorsunuz. Yani yapıcı anlamda gardını, gardınızı alıyorsunuz ve fikir anlamında da sorulan bir insansınız. Ben de bu manada sormak istiyorum. Gerçekten Teknikerler Birliği Başkanlığı'nda yanında bizim için ve şehrimiz için kıymetli bu özelliğiniz var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. E, doğduğu, doyduğu memleketin kalkınması ve birlikte yaşadığı toplumun e, yaşam satlarını yükselmesi için çalışmak medeni e, insan olmanın bir gerekliliğidir. Ee, ben e, temsil ettiğim e, meslek e, kuruluşu e, Ordu İl Başkanlığı'nı yapıyorum. E, ancak doğduğum ve doyduğum yer Ünye. Dolayısıyla e, Ünye sevdamızı e, da kimse yadırgamasın, e, ayıplamasın. Çünkü dediğim gibi doğduğumuz, doyduğumuz yer Ünye. Evet. Bizler aynı zamanda e, bireysel e, mutluluktan ziyade. E, yaşadığımız e, toplumun huzuru ve mutluluğunu e, önde tutuyoruz. Böyle bir düşünceye sahibiz. Eee sizlerle de e, bir arada olmaktan çünkü sizler de aynı düşünceye sahipsiniz. Ünyemizde gerçekten e, anlatmak anlattığım tarif ettiğim medeni insanların çok çok olduğu bir yer ve e, ben de böyle medeni insanlarla yaşadığı, doyduğu doğduğu memleketine sahip çıkan insanlarla bir arada olmaktan aynı ahabayı teneffüs etmekten onur ve gurur duyuyorum. E, ifade ettiğiniz üzere OSB e, gerçekten heyecanla takip ediyoruz. E, Ordu'da Altınordu merkezde ve Fatsa'da e, organ sanayi var. E, Ünye e, Ordu'nun e, büyük şehirlerinden hatta ve hatta 1864 yılında da il olan sancak beyliği verilmiş bir il olan bir büyük bir ilçemiz. Ünye'mizde bu zamana kadar organize sanayinin olmaması, gecikmiş olması gerçekten üzüntü verici. Eee Ünye OSB bir an önce gerçekleşmelidir. bunun içinde de emeği geçen eee Ünye'deki idarecilerimize e, yürekten e, teşekkür ediyorum. E, OSB istihdam demek sizin de ifade ettiğiniz gibi çok güzel e, açıkladınız. E, sizler e, iltifat değil bu. Gerçekten ünye için e, sevil toplum kuruşu e, ve şahsınız. Ünye için bende bir şans. Sizler de e, bizler kadar değil bizden çok çok katlarca üstün. Ünye'nin e, kazanımlarını değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Ben e, konusu gelmişken e, Teknikler Birliği Ordu İl Başkanı olarak şahsım olarak sizleri e, ünlemiz adına e, teşekkür ediyorum. E, OSB'ler e, bir özne değil e, aynı zamanda e, şehrin kimliğidir. E, kalkınmasıdır. Planlanmasıdır. İfade ettiğiniz gibi e, girişi güzel olan sanayiler çünkü sanayi adı üzerinde ürettiği e, katkı maddelerden dolayı çevreye e, faydalı olurken da oluyor. Evet. Ancak e, bu şekilde planlı, programlı, e, OSB'de organ sanayi bölgeleri olduğunda e, zararları yok edilip e, topluma ve e, gençlerimizde faydalı bir hale gelecektir. Bir kez daha e, ihalenin gerçekleşmiş, altyapı gerçekleşmiş olduğunu duyduk. E, bunda e, Sayın Ünye Kaymakamımız, e, Ünye Belediye Başkanımız, e, Ticari Başkanımız e, onlara çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım ifade ettiğiniz gibi gerçekten aynı zamanda teknikerlerin de iş bulabileceği, ortam bulabileceği bir fabrika ortamı, bir fabrika köyü diyelim onların olacağı bir ortam evet. olacak. Ben buradan özür dileyerek interaktif bir yayın olduğu için bizi izleyen, gerçekten takip eden dostlarımıza teşekkür ediyorum ve mesajlarını paylaşmak istiyorum. Evet. Kazım Doğan Bey iyi yayınlar demiş. Ceyhan Gür muhtarımız aynı zamanda teknik bir insandır. Evet, evet. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Mustafa Kuru Bey iyi yayınlar. ilginizden ve Musa Başkan'ın mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Daima yanınızdayız, destekliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Abdülkadir Bulat Bey güzel bir dostumuzdur. Ünye sevdalımızdır. İyi yayınlar demiş. Selamlarımızı Çok sunuyoruz. Orhan Emek Bey, Mustafa Güneş Bey, Resul Ebren Bey gerçekten hayırlı yayınlar, başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kazım Doğan Bey İkizce'den selamlar demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten İkizce bizim kıymetli bir komşu ilçemiz. Alaaddin Diken Bey buradan Çatalpınar'a veya Aybastı'da ise oraya selamlarımızı gönderiyorum. İbrahim İşçi Bey gerçekten iyi akşamlar. Kazım Doğan Bey İkizce'den. Tolga Özsoy Bey iyi yayınlar. Musa Bey'e selamlar, sevgiler iletiyorum. Her daim yanındayız demiş. Teşekkür ederiz. Adem Çiçek Başkanımız, Fatünder Başkanımız iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Biz de kendilerine başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eren Dere Bey gerçekten yap, gel, göreve geldiğinden beri Ünye'de gerçekten park bahçelerin Ünye'de yaşanılabilirliği anlamında, kalitesini arttırma anlamında çok güzel hizmetlere imza atıyor. Ben de buradan kendisine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Celalettin Bayrak Bey hayırlı akşamlar. Hollanda'dan selamlar Ünye'ye sevgiler demiş. Biz de Celalettin Bey'e yeşil Ünye'mizden, manyetik kumlu plajlı Ünye'mizden, Karadeniz'in kalbi Ünye'mizden sevgilerimizi gönderelim. Ali Kemal Göğünç Bey Ünye Dernekler Federasyonu Başkanımız İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Kendilerine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Musa Coşkan Bey gerçekten hayırlı akşamlar, iyi yayınlar başkanım demiş. Teşekkür ederim. Orhan Yiğit Bey gerçekten Ünye'nin manyetik kumunu söz etmemizde vesile olan ve gerçekten emeğiyle, bilgisiyle, teknik bilgisiyle sizin de tanıdım tabiriyle ben, tanıdım, evet. tanıdığımıza çok memnun olduğumuz ve ünyenin değerini birlikte dünyaya tanıttığımız için de memnun oldum. Bir ağabeyimiz sevgilerimizi gönderiyorum. Gerçekten burada bu programın yapılmasındaki yıllara sahir sivil toplum temsilciliğimiz var, üyeliğimiz var ve ben buradan yoluna inandığı, mesleğine inandığı, temsil edeceği sektöre veya derneğin sivil toplum amacına inandığı her insanın elini taşın altına koymasını öneriyorum. Ve inandığı yolda da her zaman doğru oldu, olması ve kanunlar nezdinde de hareket etmesi çerçevesinde ben gerçekten bir Adnan Sobi olarak da yanında olacağımızı Sayın Başkanımızın da gerçekten sonuna kadar destek vereceğine inanıyorum. Bu anlamda sivil toplumun sesi işte burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten Musa Başkanımızı geçmiş haftalardaki misafirlerimizi konuk alırken ben özellikle şunu belirtmeye çalışıyorum. Bizler gerçekten bu şehrin hiçbir menfaat beklemeyen, ailesinden veren, ailesinin ekmeğinden kısıp harcama yapan zamanını ve yaşadığımız dünyada teknolojiyle birlikte zaman daha da kısaldı aslında. Gene 24 saat, 52 hafta, 12 ay ve bir ömür böyle gidiyor ama eskisi gibi Teknolojik imkanlar çok da arttığı için zaman daha da hızlandı ve daha da kıymetlendi. Bu kıymetli zamanda bu kadar vaktini şehrinin gelişmesine katkı sunmak anlamında harcayan sivil toplum dernekleri ve başkanlar olarak da hizmet edenleri, memleketine katkı sunanları gerçekten ben buradan takdirle anlatmak istiyorum ve bir kişi olarak da Sayın Başkanımızı bu akşam burada ağırlıyoruz. Ben burada gerçekten ünyemizin duyarlılığı anlamında sizin duyarlı ve algılarınızın açık olduğunu biliyoruz. Gerçekten burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sivil toplum kuruluşları hem kuruluş amacında siz teknikerleri temsil ediyorsunuz. Bu anlamda yerele indiğimizde ünyede teknikerlerin size bakışı, sizden talepleri anlamında bu iletişimleri nasıl kuruyorsunuz, neler yapıyorsunuz başkanım? Evet. E, ünlüyemizde ve e, ülke genelinde e, sizlerin de bildiği gibi, kamuoyuna bildiği gibi çok e, büyük bir birlik hilliliği var. Herkes her şeyi biliyor. E, ancak e, teknik konulara geldiğimizde e, hem konuşması hem anlatması e, sıkıcı gelen e, bir konu. E, biz e, Ordu ve Ünye'de e, basın dışında basın açıklamalarımız dışında e, önemli bir faaliyetimiz yok. Çünkü dediğimiz gibi biz e, sevil Tom kuruluşuyuz ama bir meslek e, kuruluşuyuz. Mesleki e, haklarımızı ve gasp eden haklarımızı korumaya çalışıyoruz. E, ben e, bunun için e, maddi, manevi e, her tüm gücümü Buna adadım. E, aslına baktığımızda e, orta yaşlarda e, bir kişiyim. 30 yıldan beri e, mesleği icra ediyorum. E, daha doğrusu hani bir laf var ya, e, unu eleyip asmış gibi. E, bizden bu iş geçti demiyorum. E, çünkü ben aynı zamanda da 2 e, yıl e, lis ön lisans eğitim üzerine mekatronik <laughs> anlamda lisans e, de tamamladım. Ama e, ilk almış olduğum ünvan e, tekniker olduğu için gelecek e, genç arkadaşlarımıza e, örnek olmak, onlara bir şey kazanmak, e, kollarında bir altın, birerzik olsun olsun e, anlamında o gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirmek için e, çalışmalar yapıyoruz. E, daha önce yani bir basın olaraktan hemen hemen her konuda çünkü siz ifade ettiniz ya biraz sadece biz kendi sorunlarımıza değil yaşadığımız memleketin ve yörenin sorunlarına kendi sorunlarına daha çok eğiliyoruz. Bunları yaparken de tabi basın sağ olsunlar en büyük destekçimiz Ünye, Ordu, Yer basınımız ve hukukçu dostlarımız. O yüzden kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Bazen böyle mağdur, çok mağduruz ama sahipsiziz. Ama kendimizi güçlü düşünüyoruz. Çünkü hukukçular ve basın her daim yanımızda. Ancak şurada bir öz eleştiri ve ünlü de seslenmek istiyorum. Türkiye'de 49 tane ilde tekler derneği var. Herhangi bir basında yayın yaptığımızda e, seviniyorum ama üzülüyorum. Şöyle ki, e, inanın e, Batman, Siirt, Uşak, Hakkari, İzmir, İstanbul, e, Çanakkale, Ankara, çoğu illerden e, onların tekniren sesi olduğumuz için e, huzurlu bir şekilde aranıyorum, e, tebrik ediliyorum. Böyle bir şey istemiyorum ama bu oluyor. Bundan mutluluk duyuyorum. Ee, ancak e, maalesef e, ordumuz için, ünlüyemiz için 19 ilçeki teknik arkadaşlarımız ki bu yayınların oraya ulaştığını biliyorum. E, ne teknik arkadaşlarımız e, ne de konuyla yakın ilgili olan e, kamu kurum kuruluşları e, halen bizim varlığımızdan e, haberdar değiller bunu da ben şuna yorumluyorum. Ünge gerçekten bir cennet ve herkesin yaşayabileceğim dediği, imrendiği bir yer. Her türlü, mesela sizler STK'nın Turizm Derneği Başkanı olaraktan Ünge'mizin yeraltı zenginlikleri, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynaklarını, tarihini ortaya çıkarıyorsunuz. Bunlar bir değerdir. Bizler de e, yetişmiş nitelikli insanları e, çıkarmaya çalışıyoruz. E, ama maalesef ünye Ünye'de bu değer görmüyor. Ancak e, ne zaman değerli oluyor ünye'nin yetişmiş insanları? Yok olduğunda. E, varken hiç değer görülmüyor ama yok olduğunda çok değerli oluyor. Ama o zaman iş işten geçmiş oluyor. E, ben burada ünye'den, ünye kamuoyuna, kamu kurum kuruluşlarına sesleniyorum. Yani çünkü teknikerlik e, nitelikli insanlar endüstri ve sanayinin nitelikli iş gücü e, siz de ifade ettiğiniz gibi yani biz ülkenin temel taşlarıyız. Evet. E, ancak e, konu e, gelmişken bahsetmek istiyorum. Örneğin biz sahada yapı sektörünün her alanında alım teri olan eli olan insanlarız. Ancak eee Maalesef hem kamuoyu bizi görmediği gibi siyasiler de görmüyor. Ee, diğer ortak paydaşlarımız dediğimiz mimar mühendisler de görmüyor. Hatta ötekileştirmek istiyorlar. Ben buradan ifade etmek istiyorum ki teknikerleri ötekileştirip etkisizleştirip değil, kazanırsanız, el tutarsanız hatta şunu diyorum. Teknikerlerin elinden tutan herkes hiç şüphesiz ki mutlaka kazanacaktır diyorum. E ee, bu nedenle ordu Ünye 19 ilçedeki teknik arkadaşlarımızı mesleki birliklerine sahip çıkmaya e, ordumuz e, idarecilerin devletin temsilcisi valimizden e, ki çok şanslı e, ordumuz e, gerçekten devletin sıcaklığını e, sıcak elinin dokunuşunu hissettiğimiz bir valimiz ve e, çok değerli Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ünyenin teknik nitelikli insanlarına önem veriyorlar. Üretken ve değişken Ordu sloganıyla bir şanslar bunlar. Bizler de Ordu olaraktan, Üniverse olaraktan bu şanslara, şansımıza sahip çıkmalıyız. Çünkü nasıl ki insan. Hayatında e, bazı tesadüfler vardır, şansları vardır. Bir kere gelir derler. E, şu andaki valimiz de, belediye başkanımız da, kamu kuruluş amir de, ordumuz için bir şanstır. E, ordu olarak da bu şansımızı e, olumlu yönde değerlendirmeliyiz. Evet başkanım aslında sözlerinizin arasında çok kıymetli bir şey söylediniz. Yani yaşarken kıymet bilinmiyor hmm. Ünye'de en sıcak ve üzücü örneğini çok kısa süre içinde yaşadık. Herkesin halk tabiriyle ünye ağzıyla bildiği şekerci Metin amcamız vardı. Metin Uzbay. Evet, evet. Gerçekten herkesin ondan şeker aldığı ve yaklaşık 50-60 yıllık bir tarihi barındıran bir iş yeri vardı ve ben şununla karşılaştım. Yani büyük şehir olduktan sonra tabii ki bazı yönetim şekilleri ve müdahale şekilleri büyük şehire geçtiği için tabelalarla ilgili Mesela Metin amcanın tabelası 50-60 yıllık Çok bir tabel. işletme tabelasıydı. Yani tabelanın tarihi bir statüsü vardı. Evet. Bu aynı zamanda bizim turizmci kimliğimizde kültürel değerlerimizin içine girer. Yani şekerci Metin tabel. tabelasını Metin amca ya buna para mı verilir? Bu reklam değil. Bu bir tarih diyerek tepki gösterdi ve o tabelayı indirdi. Evet. Sırf tepki göstermek için. Şimdi ben onu rahmetle anıyorum ve çok kıymetli bir evlat yetiştirdi. Sadece Türkiye değil dünyada ya, söz sahibi olabilecek bir doktor evladı var. Ben kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum ve bir ünyeli olarak da ismini duydukça gurur duyduğumuzu belirtmek ist istiyorum. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Musa Kıranlı, bir Adnan Sobi, bir başka bir isim, bir hanımefendi olur. Hiç fark etmez. Yani ünyemizin bazı değerleri vardır. Ben istiyorum ki insanlarımızın değerleri yaşarken bilinsin. Yani kaybettikten sonra ya bu adam şu kadar iyiydi ki keşke şuraya gelseydi, getirseydik. Hep söyleyebilirsiniz. Ya hep getirseydik söylüyorum. demeyin. Layık olduğunu düşünüyorsanız getirin. Getirin. Layık değilse de götürün. Çok evet. basit yani bu. Şimdi burada şu var. İnsanların zaten kısa da veya uzun vadede Geçmiş portföyüne baktığınız zaman getirdiğiniz makamı taşıyıp taşıyamayacağı zaten belli olur. Evet. Yani bunu herhangi bir belgeye ispat etmeye de gerek yok. Şimdi bu anlamda gerçekten şehrimizde de özellikle ünyemizde kıymetli insanlarımızın var, var çok var ama kıymet verilme anlamında neden değer verilmediğine Hı. ben de üzülüyorum. Evet Şimdi bakıyorsunuz şehir gerçekten ünümüz çok kıymetli bir şehir. Şu an oturduğumuz resmin arkasında Ünyemizin tarihi evet. surları var. Evet. Ben şimdi özellikle rejiden ben tekrar ediyor tekrar teşekkür ediyorum onlara koymasını istedim ve aynı zamanda konuğum Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Başkanı ve aynı zamanda Teknikerler Derneği Ordu İl Başkanı iki vasfı olan ve orduyu temsil eden, Türkiye'de temsil eden bir Ünyeli dostumuz, arkadaşımız ve bir Ünye sevdalımız var. Şimdi özellikle bu şekilde şehrine, iline, memleketine şunu iyi ayırmak lazım. Benim bu programı yapmaktaki amacım da bu zaten. Memlekete hizmet etmek için Cumhurbaşkanı olmaya gerek yok. gerek yok. Aynen. Başbakan da olmaya gerek yok. Gerçi yeni statüde başka bakanlık da kalktı. Bakan, milletvekili, belediye başkanı da olmaya, kaymakam da olmaya gerek yok. Yani memlekete hizmet etmek için Akkuş'taki Ünye'nin sahir köylerindeki herhangi bir yerdeki bir çiftçi dahi aslında iki tavuk bir, bir hayvan üreterek memleketine aslında hizmet ediyor zaten. Biz şimdi insanlarımızı ve şehrimizi yönetirken bu insanların ne kadar kıymetli olduğunu doğru dokunmamız lazım. Yani ya köylü ne olacak? Neyi gördük bu pandemi sürecinde Sayın Başkanım? Köy Sağ olmasa geleceğimiz gitmişti. yok bizim. Aynen öyle. Yani biz bunu yıllardır söylüyorduk ve biz de tekraren anlatıyorduk. Köy okulları kapanmasın, köydeki hayat taşınmasın. Şimdi köyde okulumuz var. 10 kilometre aşağıya öğrenci taşınıyor. Taşıyoruz. Şimdi öğrenciyi taşımak demek aileyi de götürmek demek, demek, şehir köyden şehre taşımak demek. Evet. E şimdi ne oldu? Yani Allah'ın sopası yok derler. Evet. Ama öyle sopaları var ki insanlara ders niteliğinde. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Niye? Yani. Çünkü bak gördük. Herkes bir avuç toprak aramaya başladı bu pandemi sürecinde. Evet. Birbirinden kaçmaya başladı. Köye gideyim, kasabaya gideyim, Köye. ilçeme gideyim demeye başladılar. Hani büyük şehirlere gitmek kurtuluştu. Demek ki kurtuluş cebindeki paranın kalınlığının artmasında değil. Bu vatanın her karış toprağında üretmekten üretmek, geçiyor. Evet, üretmek. İşte bu üretmek anlamındaki en kıymetli insanlarımız da teknikerlerimiz. Neden? Adım üzerinde teknik yani her şeyin bir tekniği vardır, usulü vardır, bilimi vardır. Yani bütün teknik personelinde öğrendiği bir bilimi var. Evet. Bunu hayata geçirecek olan da sizlersiniz. Ben buradan tekrar bizi izleyen dostlarımız var. Onların mesajlarını da okumak istiyorum başkanım tabii müsaadenizle. Tabii. Murat Alemdar başkanımız iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emriye Adalı hanımefendi, Selahattin Selami Kurt Bey hem köylümdür yani. hem güzel dostumuzdur ve hem de iyi bir beyindir. Ben Sel Selami Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Semih Duran Bey, hayırlı akşamlar. Musa Başkanımıza selamlar demiş. Yönetim kurulu başkanımız. Öyle yapmış. mi? Evet. Ha, kendilerine selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Muhittin Demir Abimiz izliyor. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi burada anlatmak istediğimiz bu zaten. Yani bir şehri yönetmek için. Bir şehirde bir şey yaptığını ispatlamana gerek yok. Zaten yaptığın amellerin senin ne yaptığını, Kalsın. ne yapacağını da gösteriyor. Ben buradan Selami Kurt Bey sesimizi duymuş olmalı. Kadim şehrimizin iki güzide insanı yayında ve yapımda emeği geçenlere keyifli yayınlar diliyorum. Geceniz güzel olsun. Çok teşekkür ediyorum Selami Bey. Gecemiz de güzel. Memleketimiz, yaşadığımız memleketimiz de güzel. Köylerimiz de güzel, denizimiz de güzel. Yani sadece Ünye'yi Türkiye olarak düşünürsek ülkemiz çok güzel. Gerçekten biz yaşadığımız şehre sahip çıktığımızı maalesef ispat etmek zorunda kalıyoruz bu programlarla. Çünkü bazen biraz önce çok güzel söyledi Musa Başkanım, insan öldüğü zaman kıymeti bilinmemeli. Yaşarken insanın yaş sınırı vardır, verimli çağı vardır. Siz... Evet. 30-35 yaşlarından 55-60 yaşlarına kadar dolu dolu olduğu tecrübelerini yığdığı adeta biz alaf öbeği deriz. Yığarsın evet, böyle evet, evet. ne kadar çok yığarsan güç güç temsilidir aynı zamanda. Yani güç, güç, evet. bahçenin büyüklüğünü de gösterir alaf höbeğinin yüksekliği. Bizim de aslında hayati tecrübelerimiz şehrimize hakim olmamızda bizim höbeğimizin büyüklüğünü gösteriyor. Hı. Şimdi bu sur, surlardan bahsettim arkamızdaki fon resminde evet. olan. Şimdi bu surlar şehrin içinde, i̇çinde. suru yani, olan ender şehirlerden biriyiz. Yani bu surlar bizim hem tarihi değerimiz, hem kültürel değerimiz, hem şehrin kimliğini yansıtan çok kıymetli bir eserimiz. Biz dernek olarak zaten bir hazırlık yapıyoruz şu an. Buranın aydınlatılması, temizlenmesi Gerçekten kumlama veya temizlik, sıcak su, tazikli suyla nasıl temizlenir teknik kişilerle görüşüyoruz. Buranın yapılması anlamında büyük şehirlerimiz, büyük şehrimizde de temas halindeyiz. Biz şunu istiyoruz. Şehirlerin enleri vardır. Önce evet. enlerine dokunalım. Yani biraz önce rahmetli Metin amcamızdan evet. bahsettik. Neden? Onun iş yerinin girişindeki küçük, en fazla küçük bir metreye abiriz. 50 santimlik bir tabela ve hala ilk yapıldığı haliyle evet. duruyor. Tam bir tarih. Şimdi bu değerimizi kaybettikten sonra arkasından metiyeler düzmenin evet, hiçbir hiç anlamı, anlamı yok. yok. Yaşarken kıymet verebildik mi? Yanına gidip bir selamlaşabildik mi? Değerini anlatabildik <laughs> mi? Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet, aynen öyle. Şimdi biz yaşarken değer vermiyoruz. Kaybettikten sonra ağlanıp bahlanıyoruz. Geri yani, bir şey yok. Bunun önüne geçmek yani değerlerimizi değerli olduğu anda değer vermek anlamında ben programı yapmaya karar verdim ve ben Moda TV ailesine de buradan bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Rıza Başbay Bey izliyor bizi. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten ünyemiz büyüklüğünün güzelliğinin Gerçekten kültür kalitesinin üst seviyede olan Karadenizimizin ender ilçelerinden biri ve biz gizli kahramanlar olarak gerçekten şimdi insanlarımız şöyle sanıyor başkanım. Sizin fikrinizi de soracağım. Bir şehirde makamdaysan seni o şehrin yöneteni sayıyor. Aslında şunu bilin. Makamdaki Bak kişiler buzdağının tabii. sadece üstü. Bunu bilmenizi istiyorum. Bizi izleyenlerin bunu bilmesini istiyorum. Yani buzdağının ucu gözükür ama buzdağını ayakta tutan, aşağıya doğru uzanan büyük kütlesidir, evet, evet. kökleridir. İşte bu şehrin köklerinin ilk maddelerinin içinde sivil toplum örgütleri vardır. Dernekler vardır. Şehrimizin yanlış dokunulduğunda yanlış demek değildir amacımız bizim. Doğrusu şöyledir demektir ve doğru yapıldığında da sonuna kadar yanınızdayızdır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda Sayın Başkanım özellikle Ünye'mizden biraz da üzücü olarak bahsettiniz. Yani teknikerler anlamında şu an konu Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Başkanı ve Teknikerler Derneği İl Başkanı aynı zamanda Musa Kıranlı Başkanımız ve Ünye'mizdeki teknik elemanlarımızdan, teknikerlerimizden Ünye'nin gücünü Musa Başkanımızın yanında olduklarını göstererek sahiplenmelerini buradan bir dernek başkanı Çok ve ederiz. sivil toplum örgütü olduğum için söylüyorum. Çünkü eğer Musa başkanımı beğenmiyorlarsa ya da Adnan Sobi'yi beğenmiyorlarsa yeni bir dernek oluşumu yaparsın ve yaptığın hizmetlerle temsil etmelerinle, sorunları çözmelerinle, şehrine ve sorunlara hakimiyetinle de bunu ispatlarsın. Aynen Şimdi öyle. bunu yapamıyorsun ama sevmiyorsun. İşte burada niyet iyi değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz şehrini seven, şehrine karşılıksız hizmet eden ve gerçekten de emek veren insanlarız ve bunlardan bir tanesi de şu an benim konum, Musa Başkanım. Gerçekten bu anlamda Ünye'deki bizim programı izleyen veya sonradan izleyecek olan teknikerlerimize size ulaşmaları için ne yapmaları lazım? nasıl bir başvuruda bulunmaları lazım? Musa Başkanım ben sizi duyuyordum ama bu programda daha da iyi tanıdım. Sizinle beraber olmak istiyorum derlerse. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce anlattığınızdan ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. Bakınız mesela biz yemiz ordumuz veya diğer illerimiz hep baktığımız yani yıkılan ve bozulan şey tekrar eski hale dönmüyor. Kesinlikle. Döndüremiyoruz. O yüzden biz mesela Şimdi konumuz ünye. Ünye'den bahsediyoruz. Diğerleri de bence hemen hemen hepsi aynı. Ünye'mizin eski fotoğraflarına baktığımızda içimiz yanıyor. Ah keşke diyoruz gelişmeseydik. Eskisi gibi kalsaydık diyoruz. Neden? Çünkü eskiler daha güzel, değerli. Biz bugün işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi onlar yok oldu. Şimdi ağların fahlanıyoruz. Tekrar Aynen. biz o günkü teknolojide, o günkü imkanlarda yapılan tarihi e, evlerimiz olsun, yapılarımız olsun, konaklarımız olsun bugün ki teknolojide onları yapamıyoruz. Bakın mesela e, yine şimdi konusu geldi diye aslında teknik konular böyle e, saatlere e, sığmıyor. Konuştukça e, daha çok detaylar çıkıyor. Ee, mesela en son e, işte Türkiye'de, dünyada bir su krizinden bahsediliyor, evet. çölleşmeden bahsediliyor. Ee, bugün de onun önlemek için kuraklığı, çöleşmeyi önlemek için e, çareler aranıyor. Çareler aranıyor. Ee, İma çevre Şehirlik bakanlığımız e, bir yasa çıkardı. Artık yeni yapılarda. Eski evlerde bulunan bak çok tarihsel var mı? Sarnıçlar var. evlerin altlarında su depoları su var. var. Evet. Şimdi onların bak yıllar önce olan şeyler bunlar. Bugün gündeme geldi. Yok ya su su, su varken düşünmedi bu. Evet. Su yok şimdi. Suyu kaybediyoruz. Susuzluk çekiyoruz. Hemen çare aramaya başladık. Her evlerde mı? başkanım. E, yağmur depoları. yağınca şemsiyeyi ıslanmayalım diye tutuyoruz ya. Evet, Ters evet, çevirip evet, toplamak evet. için tutmak lazım. İşte onu da yapıyorlar şimdi. Hem yağmur suyunu işte o dediğim ee, yeni yapılardaki su depoları o. Yağmur sularını çatardan kanallarla, kanallarla evet. depoya alıp daha sonra Kullanım depodan kullanmak. Evet. Bu çok güzel. Ee, gerçi de hep konu, e, konuyu açıyor. Gerçi de bizim e, bulunduğumuz e, ilimiz ve ilçemiz, ilçemiz bir kumuyla, deniziyle doğasıyla gerçekten harika. Biz e, bunlardan faydalanmalıyız. Denizimiz e, bir adım atsak denizimiz hemen yanımızda ama denizden Yeterince değil, hiç faydalanmıyoruz. Maalesef. Ee, kumumuz diyoruz, bir değer çıkardınız. Tekrar sen <laughs> Orhan Yiğit Bey, özellikle sizin e, bu konunun e, başında elinizin taşın altında olduğunu biliyorum. E, bir ünye kumu dedik, manyetik kum dedik. Evet. Bir değer çıktı. Kimleri bundan faydalandı, nemelandı e, bir şey demiyorum. Ama üzerine yatıldı, böyle kaldı. Dolayısıyla gerçekten Allah'ın bizim bize bahşetti, bahşettiği bu doğal harikalardan faydalanmalıyız. Evet. Onları hiç dokunmasak daha iyi olacak. İfade ettiğiniz gibi aynı zamanda biz gerçek teknikerler her zaman kendi meselesinden ülkenin yaşadığı yerin meselelerini önde tutan gerçek ülke sevdalarıyız. Çünkü biz her türlü engellemeye rağmen aldığımız eğitimin karşındaki ünvanın yetkisizleştirme rağmen inadına yaşamak gibisine inadına üretiyoruz, inadına sahada çalışıyoruz. Biraz ifade ettiğiniz gibi e, tüm sektörler, turizm sektörü salgın pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kaldılar. Biz, o e, oysa teknik arkadaşlarımız e, hepsi sahadan kesinlikle ayrılmadılar. Çünkü bu süreçte herkes ifade ettiğiniz gibi herkes metropol şehirlerden kırsala doğru göç etmeye başladılar. Kırsala geldiklerinde barınma ihtiyaçları için yapıya ihtiyaç oldu. Evet. Dolayısıyla yapı sektörü, saha sektörü, hizmet sektörü bu salgın döneminde eee etkilen demeyelim. Kendi canlarını siparan edip orada canları pahasına çalışıp üretip hizmet ettiler. Ben bundan dolayı da bu süreçte e, sağlıklarımız, sağlıklarımız başta olmak üzere tüm hizmet sektöründe salgına karşı hizmet eden, e, üreten insanlara teşekkür ediyorum. Evet başkanım gerçekten çok doğru söylediniz. Şimdi teknikerler olmazsa gerçekten adı üzerinde ve su sorunundan bahsettiniz. Gerçekten şimdi ırmaklara bakıyoruz adeta açık çeşme gibi boşa akıyor. Bak. Şimdi yağmur yağıyor, akıyor, gidiyor. Şimdi dediğiniz gibi bunları eskiden Eski Sarmışlar vardı. vardı. Evet. Bak şimdi eskilerin su sorunu yokken var bunları yok. yapmışlar ve en diye, canlı örneği. Biz yok olunca Sayın Oğlan Başkanım geldiye konu. bak aslında en canlı örneğini tarihten vereceğim. Ünye kalemiz var. Evet. Daha geçenlerde Sayın Kaymakamımız ve İkizce Çaybaşı Kaymakamımızla beraber gittik. Evet. Yani kayayı sadece suya ulaşmak evet. için 250 metre kayayı adeta iğneyle kuyu kazar gibi imkansızlıklarla açmışlar ve suya ulaşmak için açmışlar. Şimdi o dönemde daha çok su var olmasına rağmen suyu ellerinde tutmaya çalışmışlar. Yani en büyük güç su. Şimdi biz ne yapıyoruz? Aynı mote modeli yeni jenerasyona uygulamak için yeni kararlar alıyor. Yani geç kalınmış bir karar. Geç kalınmış. Ama yapılan her şeyde geç kalınmayı önleyen bir hamledir. Bir doğru hamledir. hamledir. Hiçbir şeyin geç kalınmamıştır. Kesinlikle. Yeterli olsun, evet. Şimdi bizi izleyen Muhittin Demir Bey iyi akşamlar dilemiş. Konular güzel konular dile getiriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nurgül Kocagöz hanımefendi sayın başkanların başarılar dilemiş. Sağ olun. Özcan Özkan Bey ünyemizin değerli iki güzel insanı iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Özkan Bey, Özcan Bey. Bakın Ali Gürel Özcan arkadaşımız e, dediniz ya yani, tekkerler diye. Evet. Tekellerle alakası olmayan bir arkadaşımız olmasına rağmen duyarlı ve sürekli bizi takip eden, çok yani güzel. bir teknikerden beklentilerimiz olması gereken bu. Ama başka insanlar daha çok duyarlılar. Kendisine teşekkür ediyorum. Aslında Özcan Bey'e biz de özel teşekkür edelim çünkü kıymetin ne olduğunu bilen insanlar ender insanlardır, kıymetli insanlardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ali Gürel Bey gerçekten Ünye'mizin Ünye'nin dışında Ünye'li olup da Ünye'yi sahiplenen yüzüyle insanlarımızdan kamp karavan turizminin temsilcilerinden iyi yayınlar saygılar sunarım iki değerli memleket sevdalısına demiş. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gerçekten Ünye'miz bu anlamda çok kıymetli, çok değerli bir ilçe. Ama bu manada şunu yapamıyoruz. Yani yönetimsel anlamda Yapılacak bir iş olduğu zaman ben bunu her programda söylüyorum. Bu programda da sonumuza programın sonuna gelmeye başladık. Hangi alansa sayın başkanım, ben bunu sizden fikrinizi almak istiyorum son söz olarak. Hangi alansa mesela belediyemiz kaymakamımız mesela şu yeni sıcak gündemde organize sanayi evet. bölgemiz var. Ne yaptı? Bu alanın sahipleri kimler? Ticaret odası, belediye. Ne yaptı? Bir araya geldi, bir konsensüs oluşturdu ve gittiler istişare edip imzaları attılar. Bu olması gereken ve doğru bir hamle. Ünyemiz turizm kimliği olan Karadeniz'de tek ilçe. Ve şu an acaba farkında mı bizi yönetenler ben merak ediyorum. İki ay sonra turizm sezonu başlıyor. Evet. evet. Aynı zamanda evet. büyükşehir belediyesine de buradan seslenmek istiyorum. İki ay sonra başlayacak olan turizm sezonu, resmi turizm sezonu 1 Nisan'da başlar ve ara iki ay bile kalmadı aslında resmi anlamda. Şunu bilmeleri lazım. Slogan çok güzel. Mesela büyük şehrimizin 3 ay değil 12, ay, ay, ordu. ordu. Evet. Şimdi 3 ay değil 12 ay ordu diyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız. Ama çamlığımızla ilgili bizim istemediklerimiz yapılmadı. istediklerimiz yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Ama oturma gruplarına baktığımızda üstü açık oturma grupları. Şimdi Hiçbir ağaçlı ortamda üstü açık oturma grubunda insanlarımız huzurla oturamaz. Neden? Kuş pisliğinden tutun da yukarıdan düşecek olan herhangi bir ağaç dal parçası oturan insanların hem yediğine içtiğine zarar, zarar verir, evet kendisine, hem kendisine canına verir. da zarar verir. Çamlıktaki oturma gruplarının tamamının üzeri kapalı olmalı, etrafı evet. tamamen açık, üzeri korumalı yani olmalı. Yazın değil de 12 gibi kışın Eğer orada insanlar şimdi, oturmalı. Şu anki oturma gruplarına Çamlık'ta ben bakıyorum, geçen yağmurda da gezdim. Hı. Yağmur yağıyor 3 ay değil 12 ay ordu. Hı. Tamam slogan çok güzel ama sloganın devamına baktığımızda sloganı destekleyen bir mimari yok. Neden? 12 ay orduyu yaşamak istiyorsan o çamlığın Hı. içindeki oturma gruplarının üzeri kapalı olmalı. Evet. Ben yağmurda gelip ailemle, arkadaşlarımla, o yağmurun sesini çamlıkta kuşlarla beraber dinlemeliyim. Evet. Bile Kar yağdığında evet. o oturma grubuna sığınabilmeliyim. Ya da bölgemiz sürekli hava şartları değişen bir bölge, anlık yağıp açan bir bölge. İnsan piknik masasını açmış diyelim. Tam başlayacak yağmur başladı. Nereye gidecek? Toplayıp kaçacak. Yani şunu demek istiyorum. Sahayı yönetirken eğer vitrinsel ve turizmsel bir dokunuş yapıyorsan sektörle geri planda bir istişare yaparsın. Sahaya hizmet olarak yansıtırsın ve biz de arkadan deriz ki çok güzel oldu. En azından bizim de bir fikrimiz var ve ortak karar verdik. Yeni yönetişim anlayışı da birlikte yönetmektir zaten. Bu anlamda size bu tür gelin birlikte şu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir yerel yönetim, bir genel büyükşehir anlamında ya da kaymakamlığımız bir teknik anlamda herhangi bir istişare yapıyor mu başkanım? Ve son sözünüzü alayım aynı zamanda. Ee, evet biz de bundan üzüntüyoruz. Bu kadar e, ülkemiz, bölgemiz, yaşadığımız yer için çırpınıp dururken kenar yani e, biliyorsun dünyanın hiçbir yerinde e, tribünde oturanlar ne kadar ünlü olursa olsunlar, ee, alkışlar onların değil, alkışlar sahada de. olanlarındır. Onlar izinirler. Ee, biz sahadayız, masada değiliz. Ama görünmüyor. Ee, ancak musunuz? evet e, maalesef görmüyorlar. Hatta bazen e, her yıl ordu İl İslam Kurulu toplantısı yapılıyor. Bu teknikle ilgili e, bir e, toplantı. E, buraya katıl yani davet edilmiyoruz. Ee, Ünye'de de e, dediğiniz gibi teknik e, her yerde olan, gereksinim duyulan bir e, konu. E, çoğu zaman Ünye'de de çağrılmıyoruz burada olmamıza rağmen. Biz bir de Ordu Tekneler Derneği'nin merkezi de Ünye. Aslında e, bir ilin yani, merkezi evet, Ünye. Yani evet. e, bu da bir e, Ünye'mizde bir ilk. Biz hep ilkleri yapıyoruz. Tabii biz bunu aslında yaparken Ordu büyük şehir. Yani artık Büyükşehir kapsamında bütün şehir Kesinlikle. yani Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Korgan önemli değil. Zaten biz bu eee büyük şehri ayrıştırma değil de bütün şehir olalım eee buna bir katkı sunalım sunabiliriz diye Ünye'de kurduk. ama hem Ünye'nin hem 19 ilçemizin hem ordumuzun sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz. Eee Şöyle söylemek de istiyorum. Ee, nasıl ki sevinçler Paris'te çoğalır, evet. üzüntüler azalır. Çok doğru. Bilgiler de paylaştıkça istişare halinde faydalı olur. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla istişareden paylaşımdan bir kazanım ortaya çıkar. Biz e, herkese eşit mesafedeyiz. 24 evet. saat. E, davet edildiğimiz her yere icabet ederiz. Elimizi taşın altına koyarız. Bunda e, kimsenin şüphesi olmasın. E, o nedenle eğer bir ülke kalkınmak, gelişmek istiyorsa, nitelikli eleman hizmetine talipse, kaliteli mal, ürün tüketip e, kullanmak istiyorsa, teknolojinin ileri seviyesinde olmasını istiyorsa sağlıklı bes besinler tüketip sağlıklı yaşamak istiyorsa, kısaca kaliteli bir hayat, e, istiyor. hayat istiyorsa e, bu üreten teknikerlerin elinden tutmalıdır. Zaten e, programda da an, e, bahsettik. Teknikerlerin elinden tutan herkes kazanacaktır. Ülkemiz genelinde de e, son günlerde ulusal basında Görüyoruz e, Ay'dan bahsediyoruz Eğer e, Türkiye'de Nitelikli eleman topluluğu e, Teknikerlere Yetki verilsin e, Bırakın Ay'a çıkmayı biz yerli otomobili Yaparız e, Yerli uçak yaparız Bırakın Ay'a inanın uzaya üst kurarız Çünkü e, 4 milyon Teknik yani e, Teknik eğitim almış nitelikli bir insan gücü var bu potansiyel, faid, bu potansiyel fayda bu potansiyel harekete geçirildiğinde inanıyorum ki ülkemiz e, bugünkü bulunduğu durumdan çok evet. daha yukarıya çıkacaktır. E, bunun için de e, 2023 yılı planları yapılıyor. E, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çevreşehirlik Bakanlığımızdan, Adalet Bakanlığımızdan e, bu 4 milyon aileleri birlikte 8 milyon Tekniker ailesinin seslerine e, ilgi göstermelerini, çözüm etmelerini istiyoruz. Biz e, diğer STK'dan biraz farklıyız. Biz sorunlarımızı e, ifade ederken çözümlerine söylüyoruz. Bizim e, çözümümüz çok basit. E, anayasanın 135'in maddesinde belirtilen, tarif edilen meslek odaları kurulması. Bugün konuşuyoruz. E, Örnek veriyorum e, işte tabipler birliği, barolar birliği, e, mimar mühendisler odalar birliği gibi birliklerle birlikte ekmekçiler, e, hayvancılar, arıcılar, e, biz ayakkabıcılar bir sürü mesleğin odası evet. varken üniversite mezunu nitelikli elemanla topluluğun bir odası yok. Dolayısıyla denetlemesi yok. E, köklü çözüm e, dediğim gibi anayasalında belirtilen meslek odasının kurulması ne olur? E, bu da hem bölgemiz milletvekilleri ve ilgili e, kurum kuruluşlarına sesleniyorum. E, bir an önce özellikle bizim bölge milletvekillerimiz e, bir yazı yazıp e, hatta bizim e, milletvekilimiz Metin Gündoğdu da kendisi tekniker. E, meclise çünkü istenildiği zaman her konuda gece gündüz bir yasa tasarısı çıkarıp evet. kanunla tek, mecliste teklif veriyorlar. Ee, bu kadar önemli olan e, çünkü gerçekten e, Adnan Siz Başkanım. Siz bu teklifi sundunuz mu başkanım? 2008 yılında biz sunamıyoruz. E, bir vekil sunması gerekiyor. Anladım. 2008 yılında e, 2008 yani vekile bahsediyorum. sundunuz mu bu anda? Tabii onu diyorum. Ya, 2008 yılında e, e, Milliyetçi Hakkı Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri bir kanun teklifi sunuldu. Ama e, kaldı öyle. O bizim bölge milletvekillerimizden de ben hemen hemen hepsiyle görüştüm. Hepsine e, bu sorunumuzu anlatan ve çözümleri olanları Raporları anlattım. Verdiniz. Dostlarımı verdim. E, geri dönüş ancak geldi mi? Geri dönüş gelmedi. Yani tamam. bunun da çok üzülüyorum. Maalesef. Yani Tekniker bir e, meslektaşımız olduğu için e, üzüldüm. Son söz olarak e, alalım sizden. Programımızı kapatalım isterseniz. Son söz olaraktan... E, Sivil Toplum Kuruluşları dedik. Ee, sivil Toplum Kuruluşlarında tabi konu çok uzadığı için e, mi teknik konular. Evet. Sivil Toplum Kuruluşu bu e, kısa zamanlarda anlatılacak değil. İnşallah e, bir başka programlarda konu üzerine e, görüşmelerimiz olur. E, ülkemizde ilk sivil Toplum kuruluşu 1928 yılında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde e, kurulmuş ve ilk sivil toplumcu da Türkiye Yardımseverler Derneği. Ee, diyorum ya Ünye gerçekten e, Türkiye'de e, bırakın Türkiye'de, dünyada parmakla gösterebilecek yer. Bazı e, yani eski sözümüz var. Dünya ile Ünye'yi tartmışlar. Ünye fazla gelmiş. Fazla gelmiş. Evet. Ee, bir ara bir milletvekilimiz bunu özümle. farklı demişti <laughs> ama Özür dilerim. Evet. Buyurun. Keşke fazla gelmeseydi de organize Aynı sanayimiz, yok. limanımız, Akkuş yolumuz, üniversitemiz bitseydi. Demek ki çok fazla geldi ki bunlar bitmedi. O da olabilir. Ama şimdi biraz anlatıyorum ya bir ve ve vekilimiz de artık bu, biraz önce anlattığınız sorunlar, yatırımlar gerçekleştiği için gram fazla değil artık azaldı diyor. Belki evet. bu dolayısıyla inşallah ünlüyemizin, ünye kamuoyunun, gençlerimizin, ...beklediği yatırımlar e, yapılır, gerçekleşir. E, bizim e, temsil ettiğimiz Sivil Toplum Kuruluşu gibi diğer Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimizin de... E, ...sadece tabala, mevki, makam değil gerçekten e, yaşadığı, doğduğu yere evet. adı üzerinde Sivil Toplum Kuruluşu'nu gerçek amacını yaşatırlar diyorum... Ee, bizlere e, bu fırsatı verdiğiniz için e, tüm Edirne'den aslında bizi çoğu kez çoğu illen de dinliyorlar evet. e, internet aracılığıyla. E, Edirne'den Kars'a e, tüm teknikler adına e, size ve Moda TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz hep şunu söyleriz. Teknikler işin mutfağında yetişen kişilerdir. Biz de e, <laughs> tabii unutuyorum çok özür diliyorum. Bize bu yayını Fırsatı veren, yayını hazırlayan, işi mutfağında, arka perdesinde olan teknik arkadaşlarımıza teknik hebe de teşekkür ediyorum. Ee, tüm e, ünyeli hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben sözlerimi bitirmeden, programı bitirmeden önce, Turgay Dündar kardeşimiz Antalya'dan Çamlık'ta karavan ve çadır kampı için çalışma var mı diyor. Çamlığımız sadece piknik alanı, günübirlik bir tesis çadır ve kamp anlamında Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir donanımlı yeri var. Çınar suyu tesisleri. Orada yapılabiliyor Turgay Bey. Ali Gürel Bey inşallah yerel yönetimler dikkate alır demiş. Biz doğruyu söyleyelim Ali Bey. Yani yüce Allah doğruyu takdir edeceğine inanıyoruz. Evet. Orhan Baki Bey ülkemizin ihmal edilen mesleğidir teknikerlik. Trabzon, Trabzon Şube Başkanımız. Teknoloji üreten bir ülke olabilmek için 4 milyon yetişmiş teknik iş gücünü sistemin içine almak gerekir. Musa Başkan'ın bu işi çözecek ekibin içerisinde çalışmalarını çok kıymetlidir. Trabzon'dan selamlar demiş. Biz de buradan Orhan Bey vasıtasıyla Trabzon'umuza Karadeniz'in kıymetli iline, keyifli ve neşeli iline selamlar gönderelim. Gerçekten Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Başkanımızı bu akşam programımızda ağırladık. Sivil toplumun sesine, doğru sesine ve emeğine kulak vermeye gayret ediyorum ben aynı zamanda bir sivil toplum örgütü başkanı olarak. Buradan bizi izleyen ve bu programı yapmamızda emeği geçen bütün ekibimize de, rejimize de teşekkür ediyorum. Ben buradan sizlere sevgi ve saygılarımı sunarken haftaya cuma çok farklı bir konuyla herkesin cebini ilgilendirecek bir konuyla ve bir özel bir konukla programa gireceğiz. Buradan da onun müjdesini vereyim. Hepinize saygı ve sevgiler sunarken iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.